Evet, Denizli Futbolu izleyicileri merhabalar. Şampiyon başkan yanımızda. Yıllardır bekliyordu. Bu sene şampiyon oldu Sivrihisarspor. Şükrü başkanımız yanımızda. Şimdi onunla biraz nasıl diyeyim ben? Daha çok spor değil, her şeyi konuşacağız aslında. Başkanın belediye başkanlık adayını neden dejavoya aldığını, İbrahim Aktürk'le yola devam edecek mi? Bu programda hepsinin içinde olmasını istediğim bir program var. Kırmadı bizi, buraya kadar geldi. Aslında o kadar da işi gücü yoğun. Yarın da Yunanistan'a gidecek. Bu yoğun programda bizle birlikte olduğu için öncelikle teşekkür ederiz. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Ben teşekkür ederim Şimdi İbrahim'ciğim. başkanım, öncelikle şampiyonlukla başlayalım. Bir şampiyonluğu bu seneyi anlatır mısınız? Dediğim gibi zaten 3 senedir çaba sarf ediyorduk şampiyon olmak için. Bu sene nasip oldu. Tabii bu sene biz zaten sezonu başlarken yine her sene başladığımız gibi şampiyonluk parolasından başladık. Takımı ona göre kurduk. Zaten takım kalitesi esasında bizim öbür takımlara göre çok çok yüksekti. İşte biz hedefimiz sezon başında namağlup şampiyon olmaktı. Bir Tavas yenilgisi aldık. Talihsiz bir yenilgiydi zaten. Ama neticede şampiyon olduk. Dediğim gibi sezon başında başlarken iyi karakterli futbolcularla anlaşmaya gittik. Çünkü 2 sene önceki yaptığımız hataları yapmamak. Tabii bu 2 sene bize bir tecrübe olmuştu zaten. Onun için en iyi şekilde kadroyu kurmaya çalıştık ve en iyi şekilde kadroyu kurduk. Şimdi bazı şeylerden kaçınmadık. Yani ufak tefek şeylerin üstünde durmadık. Teknik ekip olsun, ondan sonra yönetim kurulundaki arkadaşlar olsun. İşte mesela sezon başlarken bir Marmaris kampı yaptık. Gerçi kamp değildi, orada hazırlık maçlarına girdik ama 3-4 tane hazırlık maçı yaptık Marmaris'te biz. Kısa süren bir kamp, moral motivasyon olsun sezon başlarken diye. Ve orada da zaten gidişatın iyi olacağına inanıyorduk. İşte ilk yarıyı biz bir mağlubiyetle, Tavas mağlubiyetine zaten lider olarak kapattık. Ve devre arasında Antalya kampa gittik. Bir 10 günlük kamp yaptık. Kamp süreci bizim çok iyi geçti. 4 hazırlık maçının 4'ünde kazandık. Zaten inanılmaz bir kamp dönemiydi benim için. Takımın başındaydım zaten 10 gün boyunca. Otele gittiğimiz zaman İlk amatör kulüp bizdik otelde. Yani bizden başka amatör kulüp yoktu. Çok değil mi başkanım sizce? Bence Yani çok değil. Yani biz şöyle çok değil. Denizli'de sizden başka süper amatör takımı çok nadirdir kampa gidebilecek. Otelde tektik zaten biz. Yani bütün bölgede aşağı yukarı 23 tane takım vardı otelde. Tek süper amatör olarak kamp yapan bizdik yani. Tabii biz ilk otele gittiğimiz zaman yani süper amatör konuşuyorsun mesela. İşte Denizli'de bir süper amatör oynuyoruz. Yani kimse böyle dudak vuruyordu. Yani bize hiç yani adam yerini koymuyorlardı. Tabii ilk hazırlık maçı biz Aydın 1923'le yaptık. Çünkü şimdi herkes bir üst ligdeki takımla hazırlık maçı yapmak istiyor. Tabii biz öncelere maç alamadık. Çünkü süper amatör takımıyız. Kimse oynamak istemiyor. Aydın 1923'te aynı otelde kamp yapıyorduk. Bizim onların hocalarına bir irtibatı hani geçmişte mazileri vardı. İkna ettik. Aydın 1923 biliyorsunuz Kızılcabölük grubunda 3. ligde oynuyor zaten. Tabii biz çıktık maça. Onlar bize önce şey yapmamışlardı yani amatör kulüp deyince. Tabii ondan sonra farklı bir seviyeye gelince ilk maç Aydın 1923 3-1 yendik. Hatta Aydın gazeteleri yazdı. Efe Yesen'in rüzgar diye. Tabii ondan sonra otelde biraz daha bakış açısı değişti. İkinci hazırlık maçında Hollanda'nın bir üçüncülük takımından oynadık. Hatta orada da çok akşam oturuyoruz. Ertesi gün hazırlık maçı yapacağız. Lobide oturuyoruz. Hollanda'nın başkanı yoktu. Gerçi teknik sorumlusu muydu neydi? Tabii soruyordu bize nerede falan. İşte Denizli süper amatör. İşte herhalde Hollanda'da böyle bir amatör yok herhalde. Direkt profesyonel mi oluyor bilmiyorum. Yani onlar da böyle hani burun kıvırır gibi yaptılar falan. Ya bizim bir tane arkadaş vardı.
Dedim ya iddiaya girelim yarınki maça. Yani biz dedim girelim iddiaya, kim alacak? Hatta İbrahim Hoca sağ olsun başkanım yapma Allah'ını seversin. Ya bizim takımımızı güvenmiyor musun? Girsinler iddiaya falan derken böyle şey yaptık. Neredeyse İbrahim Hoca caydırdı bizi iddiaya girmekten. Yani ama ben işte dedim. Ertesi gün maça başladı. İlk yarı 5-0 bitti. İkinci yarı bir 5 oldu. Sonra onlar bir penaltı attı. Maç 10-1 bitti. Tabii biz otele döndük. Artık bize otelde daha farklı gözden bakmaya başladılar. Ondan sonra Kilis'le oynadık. Kilis'i yendik. Derken artık bayağı bir otelde Sivrisar Spor'u konuşmaya başladılar. İşte böyle bir süper amatörde böyle bir takım, yani hatta bizim herkes muhabbet etmeyi falan gece olduğum zaman oturuyorduk ya, işte nasıl siz buradasınız, nasıl böyle bir takım kurdunuz falan derken. Tabii yani 4 hazırlık maçında 4 galibiyetle ayrıldık. Ve kampın bize gerçekten çok yararlı olduğuna inanıyorum. Başkanım, bunları sen normal bir gazeteci arkadaşa, herhangi bir televizyon programına sen böyle açıklamalar yap. Neden? Benim derdim o. Yani sen niye Sivrisar Spor'u orada anlattın? Çok da güzel. Herkes Sivrisar Spor'u konuştu. Sivrisar, Aydınlılar, Hollandalılar. Neden yaptın bunu? Bu amaç ne? Kamp olayı mı? Hayır, kamp olayı. Herkesin Sivrisar Spor'u konuşması, kamp kısa bir dönem sadece. Takımın yeterliydi. Dejo'yu aldım geldi. Evet, Dejo'yu aldık. Dejo'yu nasıl aldık? İlk derbi bitmeden önce biz Dejo'yla temaslara geçmiştik zaten. Yani bizim bir sürprizimiz daha olacaktı. O sürprizimizi yetiştiremedik esasında. O da şey, Trabzon. Alenzio'ydu, evet. İkisini birden alacaktık. Biz Alenzio ülkesine dönünce, ülkesinden gelme problemi olunca biz Alenzio'yu yetiştiremedik. Dejo'yu hem bir imaj olsun, Sivrisar'a böyle bir değişiklik olsun. Yani böyle bir fırsat da elimize geçti, Dejo fırsatı. Değerlendiremedik. Ha, yararlı oldu mu bize Dejo? Gerçekten yararlı oldu. Yani profesyonel görmüş bir futbolcu, gerçekten başka. Ya başkanım, şimdi şöyle, Fatih Yen de size çok faydalı oldu yani. Tabii canım, yani Fatih biz maçlarda. Peki bu oyuncular mesela Dejo'dan açıldı konu. Seneye Bal Ligi'nde olacak mı? Dejo seneye Bal Ligi'nde olmayacak büyük ihtimal. Peki bu mevcut takımdan, yani şu anda sallıyorum Fatih Yen, Kemal, Ziya, Gökhan Ünlü, bu Murat Can'dan, yani tanıdığımız iyi performans geçiren topçular var sonuçta bu sezon. Gerçi ne kadar Ballıgı ile kıyaslanır orası da tartışılır. Çünkü Denizli amatör futbolunda Tavas, Acıpayam çıkarsak alt taraftaki, hani Sarayköy'de bir nebze içine katabiliriz. Daha sonrasıyla oynadığınız maçlar çok da çekişmeli olmadı işin açıkçası. Hani bir Ballıgı seviyesinde olmadı. Bu oyuncular seneye Ballıgı'yı ne kadar kaldırabilir? Senin takımından kaç kişi daha seneye kalacak? Şimdi bizim takımdan büyük ölçüde, yani büyük ölçüsü kalacak. Yani zaten belirledik biz büyük ölçüde takımdan ayrılacak veya gidecek olanları. İşte dedim ki önce iş transferleri bitirmek için uğraşacağız zaten. Ama şimdiden zaten iyi kötü biz kalacak olanları söyledik. Artık seneye bizle berabersiniz diye büyük ölçüde kalacak olanlar biliyor kendini. Hani burada da gerçeği saklanacağı yok. İşte Ziya Noin, Fatih Yen, Kemal Keçeci, Murat Candan, Kaleci Gökhan. Hı hı. Büyük ölçüde işte daha Hasan Umur Biçer, ondan sonra Yasin Ayaklı, bunlar kalacak. İlk unuttuğumuz isimler de olabilir. Ha, evet, unuttuğumuz isimler olacak. Yani, peki başkanım, senin bunlara dışarıdan mesela bu sene sağ olsun bizim üst taraftaki 3 tane Ballıgı takımımız o kadar çok saçma sapan paralar harcadılar. Evet. Sonuç, ligin son 3 haftası kaldı. Sarayköy ile Çal şu anda hangisi play-out oynayacağı konusunda işte. Yani büyük ihtimal Çal oynar yani. Çal oynar yani, hala Sarayköy'ün içinde umut var. Kale takımı 3 haftadır yeniliyor. Bir maçta bir galibiyet bile alsa bu hafta Ödemiş maçı oynanacak. Dün evet. Gece onların kadro dışı kalan oyuncular ve büyük paralar, aslında verilen paralar. Seneye senin kuracağın takımda alacağın oyuncuları izletiyor mu abi? Ya da atıyorum onları görüştün mü? Onunla ilgili seneye git yani. Bu takımdan bir 8-10 kişi kalacak. Evet, kalacak. Kadroda nereden baksan bir 12-14 adam da transfer edeceksin. Evet, 20 kişilik bir kadro kurmayı düşünüyoruz zaten biz. Bununla ilgili bir araştırman falan var mı? Yani şunu demek istiyorum, artık Ballıgı daha profesyonelden de profesyonel bir lig. Çünkü neden? Üçüncülükte bu kadar çok paralar dönmüyor. Üçüncülükte daha genç futbolcular oynuyor ama
Ben Ban Ligi'ni ikincilik ayarında bir lig olarak görüyorum. Yani 2B, kırmızı grup, beyaz grup gibi. İzliyor musun abi? Ya da atıyorum bir izleme komiten var mı? Evet. Biz zaten dediğim gibi lig başladığımızdan ikinci hafta mıydı, üçüncü haftaydı herhalde. İki tane arkadaş görevlendirdik biz. İkisi de hocam. Bir program belirledik. Her hafta iki maç seyrettirdik. Ve onların raporlarını istedik. Ondan sonra mesela bizim bir iki haftalık bir aramız vardı ilk yarıda. Ben iki hafta kendim gittim bazı maçları seyretmeye. Ve tespitlerimizi yaptık. Yani bizim zaten dediğim gibi ikinci, üçüncü hafta herhalde bazı maçlarını seyretmeye başladığımız zaman. Yani şu anda bizim büyük ölçüde listelerimiz hazır zaten. Yani biz transfer edeceğimiz oyuncular. Transfer edeceğimiz oyuncular büyük ölçüde hazır. Peki başkanım, senin çok fazla bir belediye desteğin yok. Yani çok fazla değil, hiç yok gibi değil. Yani şimdi şöyle, Sarayköy'ün arkasında Sarayköy Belediyesi var. Acıpayam'ın arkasında Acıpayam Belediyesi var. Tavas'ın arkasında Tavas Belediyesi var. Ya da şu anda 3 tane Ban Ligi takımımızda hepsinde belediye destekleri. Yani sonuçta bir yerden bir yere gitmek otobüste bile bir para. Futbolculara verdiğin primler bir para. Sen bunları cebinden ödüyorsun. Etrafında birkaç tane de arkadaşın var size destek olan. Bunları evet, cebinizden ödüyorsunuz. Şimdi sen bu seneki bütçeni belki 3'e 4'e katlaman gerekecek Ban Ligi'nde mücadele ederken. Çünkü transfer etmeye gittiğin iyi oyunculara eminim ki başka kulüpler çok daha fazla para verecekler. Bu sorunu nasıl çözeceksin abi? Şimdi şöyle söyleyeyim. Esasında şimdi seneki bütçen nasıl evet, olacak? Şöyle söyleyeyim. Geçen sene de aynı şeyi söylemişlerdi veya yapmışlardı. Biz geçen sene de transfer olayımızı çok erken başladık. Yani sezon biter bitmez biz iş transferimizi zaten bitirdik. Dış transferlerimizi de büyük ölçüde bitirdiydik biz. Bu sene de mesela çok merak ettikleri bir şey vardı. Mesela Sernisar bu kadar oyuncuları topladı. Yani afaki bir bütçe. Esasında biz şunu söyleyeyim gerçekten. Biz geçen sene Kalenin ve Çal Spor Amatör'den çıktığı paraların yarısını harcandık biz bu sene. Bu sene için. Bu sene için. Yani biz neden yarısını harcandık? Biz çok erken transfer yaptık. Akıllı transfer yaptık. Yani nokta transferleri yaptık. Mesela geçen sene bizim tabii acemilik dönemimizde atamadığımız bir döneydi. Bu sene öyle de yapmadık artık. Ama biz millet uyanmadan diyelim biz transferlerimizi bitirdiydik zaten. Yani kadromuz bizim aşağı yukarı 15 kişilik kadromuzu hazırlamıştık. Sonradan biz 3-4 tane takviye yaptık normal 18-19 kişilik kadroya gidelim de ama biz mesela bu sene 17 kişilik kadroda kaldık ve bunu koruduk yani. Çok bir öyle bir transfer de yapmadık. Zaten geçen seneden bizim aşağı 6 tane futbolcumuz zaten kalmıştı bir sezon öncesinden. Bu sene de bizim yani öyle Kale ve Çal gibi afaki paralar harcamayacağız. Şükür abi bütçen ne? Önümüzdeki seneyle ilgili. Yani bütçe tahmini yani İbrahim belli olmuyor. Yani gerçekten belli olmuyor. Nasıl belli olmuyor? Mesela Deji olayı bize arttı. Ha, gerek var mıydı? Esasında çok gerek yoktu diyelim Dejo'ya. Ama bir imajı olsun. Sernisar biraz daha böyle ateşlensin diye Dejo'ya getirdik. Abi senin zaten imajın var. Senin imajın taraftarları. Evet. Onun için yani bu sene yani bitiriyorum bütçeyle biz vallahi yine bitiririz. Peki, biraz daha özel bir soru. Biz top oynadığımız zamanlarda Sernisar sahası kumdu, kum sahaydı. Oraya maça geldiğimizde sağ olsun arkadaşlarımız çok iyi ilgi gösterirlerdi bize. Bu taraftarları nasıl frenledin abi? Yani eskiden biliyorsun Sernisar'a geldik mi o sahadan çıkışımız çok zor oluyordu. Evet. Sağ olsun abiler biraz da kafaları güzel olunca bize daha çok itibar gösteriyorlardı. Evet. Bunu nasıl engelledin? Şimdi mesela maça geliyoruz. En son işte Acıpayam maçı. Sernisar taraftarının nasıl deli olduğunu biliyorum ben ama onları frenledi. Yani eskiden böyle değildi bu işler. Bunu nasıl başardınız? Şimdi söyleyeyim. Eskiden dediğin gibi de bizde amatörde belki kalbinde o vardı. Yani kavgasız bir maç bitmiyordu. Nereye giderseniz 8 sene de ben oynadım Sernisar Spor'da. Mesela biz bir Çivril deplasmanına giderdik. Kavga etmeden maç bitmezdi yani neticede. Ama şimdi biliyorsunuz bu 2,5 işte bu artık 3. sezon diyelim. 1. sezon yarıdan sonra başkan oldum. Bizim 50-100 kişiyle Sernisar'da ilk sezon başladığım zaman seyirci kapasitemiz vardı. Şimdi aşağı yukarı işte geçen hafta Acıpayam maçında 4000-4500 taraftarla
oynamışızdır tahmin ediyorum. Bir taraftar grubu kurduk Hisar Cephede'ye. Ve maç öncesi, diyelim bir maça gideceğiz. Haftada iki kez toplantı yaptırıyorum taraftar grubuna. Çarşamba ve Cuma. Ve söylüyoruz. Yani küfür yok. Fair play ölçüsünde bitirelim. Yani adımız başka şekillerde anılmasın. Sadece işte futbolumuz anılsın. Taraftarımız anılsın. Ve gerçekten taraftar da bu yönden yana bana çok yardımcı oldular. Dur dediğimiz zaman duruyorlar. Yapmayın dediğimiz zaman yapmıyorlar. Tabii taraftar grubunun başlarındaki arkadaşlar da bu konuda çok yardımcı oluyorlar. Onun için gerçekten dediğin gibi Serhisar bizim tek mesela geçen seneki işte bir olaylı maç Tavas'tı. Tavas'a karşı biraz bizimkilerin antipatisi vardı. Ama biz onu bile bitirdik ki gerçekten Tavas maçları bizim iki sezondan beri iyi mesela geçiyor. Tavas'ın kombanları konuşuluyor. Hakemler tarafından. Biz hatta özel olarak açıkça söyleyeyim. Sen de bunu konuştuk abi. Sen bununla ilgili ne düşünüyorsun? Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Gerçekten biz yalnız, üç seneden beri yalnızdık. Mesela ben ilk sezonda çıkabilirdim bunu. Mesela bir Pamukkale maçımız vardı. Bizim 4 kırmızı kartlı olan bir maçtı. Şirinköy sahasında. Evet, Şirinköy sahasında. Biz o zaman Pamukkale'yi yensek biz çıkıyorduk yani Pamukkale'nin üstünde. Bakıyorsun yani kriterleri değerlendiriyorsun. Takımların atanan hakemlere bakıyorsun. Verilen kararlara bakıyorsun. Ya gerçekten inanamıyorsun ve sonra bazı şeyleri öğreniyorsun. Öğrendikten sonra hayal kırıklığına uğrasan da bir şey fark etmiyor. Çünkü bu işlerin dönüşümü yok yani. Mesela işte bir Acı Payam Tavas maçına örnek alalım. Tavas'taki maça. Penaltı değil. Mesela Tavas'ın attığı penaltı, gerçek kaçırdığı penaltı diyelim. Yani bir hakem bunu kasıtlı mı verdi? Kasıtsız mı verdi? Abi ben kasıtlı olacağına inanmıyorum ya. Kasıtlı değil de bunlar tecrübesiz abi. Yani hakem canlısı... Yani tecrübesiz bizim... dediğimiz hakem Feridun Daldaş. Hayır, şimdi şöyle tecrübesiz. Biz evet bu adam yıllardan beri bu işi yapıyorlar ama etkileniyor abi. Taraftar 3 tane şişe attı mı etkileniyor. 3 kişi küfür etti mi etkileniyor. Bence bunlar çok etkileniyorlar. Ve Acı Payam'da, Serinhisar'da, Tavas'ta yani hiçbiri birbirinden ne eksik ne fazla. Orada taraftar baskısı var aslında o sahalarda. Çünkü gelen topçular da bundan etkileniyor. Yani şimdi sizin az önce dedin 4500 kişiye karşı oynadık. İçeride Sarayköy maçı. Sizin ikinci yarın ilk haftalarıydı. İlk 20. dakika 3-0 oldu maç. Evet. O topçular oraya çıkarken zaten o taraftarın bile baskısıyla başlaması aynı tabii, bu iş taraftar... Tavas'ta da var. Aynı bu iş Acı Payam'da da var aslında. Bu biraz da iyi gitmekle doğru orantılı olan bir şey. Sen takımı da iyi kurdun. Çata çat gidiyorsun zaten. Takımın da iyi olduğu için taraftar daha çok geliyor. Deniz Spor'da da böyle bu iş. Takım iyi olduğunu daha çok geliyor. Benim sormak istediğim konu şu. Sen lafı dolandırma. Neden bana söylediğin hani başka takımları kullandığını düşünürken senin insanın lobisinin eksik olduğunu düşünüyorsun? Evet, lobi tabii bizim o yönden yani lobimiz yok. Niye lobimiz yok? Siyasi bir lobimiz yok. Siyasi olarak bizim arkamızda olan yok. İşin orası var yani. Şimdi bizim yani Açpem şey Tavas'taki Serhisar Tavas maçı da aynı şekilde oldu. İzleyenler bilir mesela bir hakeme su atılması, 90 dakika boyunca anons edilmesi, hakemin bunu sabretmesi. Ona anonsa niye bir insanlar bir şey demiyor ya? Anons yasak. Ya şimdi ilk yarı anons oldu. Ben ilk yarı devre arasında hakemi söyledim. Serkan Gülçer olması lazım evet. Herhalde. Bak hocam bu anons Süper Lig'de bile yok. Sadece gol ve oyuncu değiştirilirken, maç oynanırken anons yok. Kartlarda var bir daha. Evet, bunları durdurman lazım diye söyledim. Tabii ikinci yarı başladık. Serkan Gülçer ilk anonsu ikaz etti. Aradan bir müddet geçti. İkinci anonsu ikaz etti. Hatta üçüncü anonsu maçı durdurdu, mikrofonu falan istedi. Artık senin bu anda, bu konuda bütün önlemlerini alman lazım. Yani sert tavırlarını göstermen lazım. Mesela işte bizim İki tane verilmeyen bir penaltı, daha hala itiraz ettiğimiz bir penaltı. Yani penaltı noktasına doğru koşup gidiyorsun, sonradan vazgeçip elinde düdüğü koşup gidiyorsun, sonradan vazgeçip geri dönüyorsun. Şimdi bu hareketleri yaptıkları zaman da bizim ister istemez akıllarımıza soru işareti geliyor. Ve bizim bir sezon önceki
Kale, Serisar maçındaki hakem Serkan Gülçer'di. Yani biz onu diyoruz ki özellikle mi bu hakemlere veriyorlar? Yani bizim için. Yani gerçekten biz zor sezondan geçirdik. Yani iki sezonumuz zordu. Ha bu sene de şöyle açık ve net söylüyorum. Ben bunu herkese söyledim. Benim kurduğum takımla hem rakiplerimi yeneceğim, hem hakemleri yeneceğim, hem karşımdaki olan bütün insanları yeneceğim diye söyledim. Ve öyle bir takım kuruyorum dedim. İşte abi sen bunu süper amatörde yaptın bu sene. Ama seneye Ballıgin de böyle bunlar kolay değil. Seneye Ballıgin bir İzmir bölgesinden gelecek, bir Manisa bölgesinden gelecek. Farklı bölgelerden hakemler şimdi gelecek. Şimdi de aynı şeyi konuşuyoruz mesela diyelim ki. Yani bu seneye daha zor olacak bu iş. Tabii Ballıgin'de şimdi de aynı konuşuyoruz. Mesela işte Kale'yle konuşuyorsun. Yeri geliyor Çal Başkan'la konuşuyorsun. İzmir takımından oynuyorsun. İzmir hakemleri İzmir takımından tutmak için kararlar veriliyor diyorlar. Evet. Tabii tabii. Ya şimdi... Ya bunu hakem atayan Hakemler Federasyonu'ndakinden bunları bilmiyorlar mı? Yoksa gerçekten İzmir takımlarını korumak için böyle bir şey mi yapıyorlar? Ya başkanım bizim bu işlerde yani sen de bu işin içindesin, biz de bu işin içindeyiz. Futbolda bazı şeyler olur. Hakemin kötü, olur. Günü kötü kararlar olabilir. Ama bu devam ederse ya o zaman art niyetler aramaya başlıyorsun. Ben eskisi gibi bu kadar çok art niyet olacağını anlamam. Boş ver bu hakemler muhabbetini. Sen mesela spor zaten şampiyon oldu. İnşallah seneye de olur. Senin için, dur bir. İki senedir iki tır parası yedi diyorlar. Kaç tır daha gidecek? Kaç tır daha gidecek? Bu bal sezon için mi? Vallahi herhalde bir üç dört tır daha yeriz. Peki abi. Bu, bak kötü senaryo. Şampiyon olduk. Üçüncü lige çıktık. İyi senaryo çiziyorum. Mesela bu sene bizim bu Kaleliler son 3 haftada bir galibiyet çıksaydı biz bu hafta şampiyonluk maçına çıkıyorduk. Çıkamadık. Şimdi mesela seneye Kalespor ne olacak? Şimdi evet. Aynı durumda Sevinçler Spor seneye oldu. Biliyorsun seneye seçimler var. Sevinçler Spor vurdu çıktı 3. lige her şey dürüttü ustandık. Peki seneye Allah korusun aksi bir sonuçlar olacak? Şimdi sen parayı harcadın. Evet. Seçimler geldi. Olumlu olumsuz bir sonuç olduğunda ne olacak? Çünkü biz seçimlerde sonuçta eğer ki aday olursa başkan adayı olmak istiyoruz. Belediye başkan adaylığımız da söz konusu. Şimdi burada olumsuz bir sonuçta ne olacak? Şimdi olumsuz bir sonuçta tabii olumsuz daha olumsuz bir durum düşünmeyi istemiyoruz şu anda. Olumsuzlukların üstünde durmuyoruz. Abi futbolda var mı? Evet futbolda var olmayacak diye ya, bir şey sonuçta yok. Sonuçta adam... Beşiktaş öyle bir takım kuruyor ya da Galatasaray öyle bir takım kuruyor. Milyonlar harcıyorlar. Sezon sonu ligi 3. bitiriyor. Belki Şampiyonlar Ligi'ne bile gidemiyor. Orada tamamen senaryo tersine dönüyor. Şimdi biz bunu Sivrisar Spor için düşünelim. Sivrisar Spor şampiyon olursa zaten başımız gözümüzde. Yani bizden mutlusu yok. Sadece Sivrisar için değil bu. Bu Çal için de böyle, Kale için de böyle. Yani Deniz'den yeter ki Güzel'in Belediyespor'u düşürdüler ya. Keşke bir tane takımımız 3. lige çıksa. Tek derdimiz bu. Olumsuz bir şey olduğunda ondan sonra biliyorsun Sivrisar Spor bir ara bırakıldı. Birinci amatöre kadar düştü. Evet, 7. numara kadar düştü. Yani bu dönemde ne olacak? Şimdi şöyle düşünelim. Tabii biz bunları da hesap ediyoruz. Hesap yapmıyoruz değil. Şimdi zaten ben her zaman söylerim. Her televizyon veya her oturduğumuz yer Ballı gibi saçma bir lig yok diye tabii. Söylerim zaten. Çok saçma bir lig Ballı gibi. Ballı gibi durmak çok büyük hata. Biz onun için zaten bu yılki transferlerimizi ona göre yapıp çıkmak için oynayacağız. Zaten hedef şampiyonluk için oynayacağız. Olmaması durumunda artık tabii ya görevi başka bir arkadaşlara devredeceğiz ya da o arkadaşlar bizim yanımızda olacak, mücadeleye devam edeceğiz. Ama ben çok büyük aksilik olmazsa Sivrisar Spor'un baldan düşeceğine inanmıyorum zaten. Abi sen onu bunu bırak da sen Sivrisar'a o bölgenin çocuklarına sahip çıkacağım bir tesis yap. Ben sana bak abi kardeş gibi ben bunu sana birebir de söyledim zaten. O sahanın sizin o mezarlığın o tarafları olabilir, ön taraf olabilir. Orada kendi çocuklarınızı yetiştirerek bu Acıpayan bölgesi olur. Hatta ta Yeşilova'ya kadar olur. Hani bu taraftan Tavas bölgesi olabilir. Yani orada iyi bir yapılanmayla sen kendi çocuklarını da yetiştirmelisin. Neyse geçtik bunları. Bu zaten onun çalışmaları var. Biz bu sene zaten milli altyapıya biraz daha çok önem verdik. Yönetimdeki arkadaşımın bir tanesine sadece altyapı sorumlusu yaptık. Hı hı. Şu anda bizim altyapıda 120 yakın yani öğrencimiz ve oynayan var.
şu anda 3 tane altyapı hocası var zaten ayrıyetten. Tesis içinde zaten biliyorsunuz tesis soyunma odaları sıkıntı. Soyunma odalarını halletmesek... Ama olacak, orası yıkılacak mı? Şu orası yıkılmayacak. Orası yıkılmayacak. Şu anki mevcutiye kalacak. Zaten onun için kapalı spor salonu gibi evet. var. Orası kalacak. Bizim mezarlıktan taraf olan kale arkasının olduğu yere tesis yapacağız. Hı hı. Zaten Tavas maçından sonra zaten %90 gibiydi zaten bizim şampiyonluğumuz. Hemen çalışmalara başladık. Sezon ilgili. Başında %90'dı zaten şampiyonluğu. Tesislerin çalışmalarına hemen başladık. İlgi Eşik Spor Müdürü Sayın İbanoğlu'ndan görüştük. İbanoğlu tabii bizim stat zaten İlgi Eşik Spor'un. Bizim değil yani. Belediye zamanını devretmiş ilginçliğe. Onlarla görüştük ne yapmamız gerektiğine ve bizim bu tesise illa ihtiyacımız var. Çünkü biz Balmaşan'ı başka bir sahada oynayamayız. Niye? Seyirci avantajımız çok yüksek. Hı hı. Yani bu seyirciyi bizim elde etmemiz lazım. Onlar da sağ olsun hemen çalışmalara başlattılar. Projeleri çıkarıyorlar. Biz Sayın İbanoğlu'na dedik ki yani bu biz yetişmeyecek prosedürler uzun sürecekse biz bir B şıkkı var. Kendimiz yapacağız. Yetişmez bence yani. Yani yetişmez değil. Çok bir şey değil. Şöyle söyleyeyim. Hani prosedür Eren ilginç ve spor tutu yapıcı olursa hani prosedür biraz çünkü ödenek çıkacak, ihale olacak falan filan olacak diye biraz uzun sürebilir ama kendimiz yaparsak biz çok çabuk yaparız. Çünkü yani maddiyata dayalı bir şey. Evet. Abi o zaman sana bir şey söyleyeyim. Bal Ligi başlamadan önce yani önümüzdeki sezon Eylül gelmeden önce yazın bir şekilde oraya bir bina dikilip evet. orada yemekhanesi, ne bileyim topçuların soyunma odaları, belki maçtan ikmandan sonra dinlenebilecekleri bir yer, yatakhanesi olması lazım. Ben şöyle söyleyeyim zaten bizim istediğimiz sadece bizdeki sıkıntı bir tribün, o tribünü çözeriz biz tribün, misafir tribünle. O şey mi? Karşı tarafa. Karşı tarafa Hı. misafir tribünü olayını çözeriz. İkinci bir olay da bizim soyunma odaları. Bizim zaten teklifimiz, biz zaten hani sadece soyunma odalarında kalsın istemedik tesis. Bize İlgi Eşik Spor sadece soyunma odaları yaparsa, biz dedik ki bize maçları yetiştirmemiz için sadece soyunma odaları yap vereyim. Biz o binanın üstüne iki katta çıkacağımızı söyledik. Yani bir katı işte yemekhane veya toplantı salonu, en üst katı da futbolcuların kalabileceği. Şu andaki mevcut yerden bahsediyorsun evet, değil mi? Evet, mevcut yerden. Onlar sadece bize soyunma odalarını teslim ederse biz kendimiz geri kalan üstünü tamamlayacağız. Hmm. Bizim bala başlamamız için sadece soyunma odaya ihtiyacımız var. Evet. Geri kalanı biz zamanla yaparız. Mesela ilk devre bitmeden tesisi bitirmiş oluruz. Zaten biz büyük ölçüde kendi sahamızda antrenman yapacağız. Yani orada kalacak. Orada kalacaklar. Yani dışarıdan olanlar orada kalacak. İşte Denizli'de olan arkadaşlar gelip çiçek taşımız suyu. Biz kesinlikle ve kesinlikle Sarısar'da antrenmanlarımızı yapacağız. Çünkü biliyorsunuz saha Denizli'de büyük ölçüde problem. Saha için yalvarmaktan iki seneden beri bittik. Onun için bu sene kesin ve kesin Sarısar'da antrenman yapacağım. Tamam abi. Seneye belediye başkanlığına adaylığını koyacağım. Şimdi belediye başkanlığına adaylığımızı koyacağım. Biz tabii bu hizmet bu. Bir görev verilirse yaparız. Şu anda tabii konuşuyorsun arkadaşlarla veya bazı kesimlerden illa adaylık konusunda ısrar ediyorlar. Seni biz... halkı seni sever. Evet, seni sever halkı beni gerçekten sever. Şimdi öyle ya da böyle bunu şey düşünmek lazım. Tabii siyaset olunca işin içine bir sürü şey girer daha. Sonuçta partilerin de bunu beğenmesi, şey yapması lazım. Onay vermesi gerekiyor. İnşallah hani bu Aveli, Ahmet Mehmet olayı değil, Sevinçler Spor için iyi şeyler olur. Sevinçler halkı için. Tabii. Çünkü orası gariban insanlar çok fazla, tarımla uğraşan insanlar çok fazla. İnşallah orası için iyi olur. Çünkü sürekli gitmekten keyif aldığımız bir yer. O süreç hani ben bu takıma olumsuz yönde yansımasını hiç istemem. Çünkü bizim Denizli'deki takımlar hep böyle genel geçer olur. Siyaset bu takımları olumlu olumsuz çok etkiler. Bunu işte bu sene Sarayköy'de de gördük. Sarayköy iki senedir iki takım düşürdüler Bal Ligi'nden. Bunlar hani hiç hoş şeyler değil. İnsan Sarayköy Spor gibi köklü bir takımın bu hallere gelmesine üzülüyor. Sevinçler'de en azından böyle şeyler yaşanıyor. Ya zaten şimdi onlara bakıyorsun. Esasında gerçekten Sarayköy'deki veya Kale'deki, Çal'daki imkanlar bende olsa ben şimdiye kadar yani uçurmuştum takımı.
Tabii siyaset esasında yanlış düşünüyoruz biz. Beldeler için veya kasabalar için, işte ilçeler için. Yani ilçelerdeki belediye başkanlığı veya böyle bir durumdaki olay sadece hizmet. Başka bir şey yok. Yani bunda da siyasi veya siyasi partinin çok önemi de yok. Çünkü hizmet için geliyorsun. Yani neticede ha bir siyasi partinin bayrağına dikmiş oluyorsun ama neticede yani A partisinden de olsan, B partisinden de olsan Seyrinhisar halkına hizmet için geleceksin. Yani bunun için çok siyasi partinin benim için önemi yok. Ben o arkadaşlara söyledim. Normalde zaten ben daha geçen seçimlerde zaten belediye meclis üyesi adayıydım MHP Milliyetçi Hareket Partisi'nden. Ve şu anda da işte artık herhalde Mayıs veya Haziran başı gibi aday adaylığımız kesinleşir. İnşallah hayırlısı olsun bu işler. Yani halk için, Seyrinhisar Spor için iyi olsun. Şey değil. Yani bizim dediğim gibi amacımız sadece hizmet. Yani bu yolda belki Seyrinhisar Spor'a daha faydalı olacağız. Çünkü sana bir şey diyeyim mi? Lafı başkanı inşallah olur, hayırlı olur. Sen bu Seyrinhisar Spor'u 3 senedir harcadığın parayla Deniz Spor'a başkan olabilirdin, biliyorsun değil mi? O kadar da değil canım. Niye? Ya yani o kadar da büyütmeyelim. Mevcut başkanı bir kenara bırak. Mustafa Üstek çok para verdi. Ama bundan önceki başkanlar bu kadar paralar vermediler. Vermemişler ama tabii Deniz Spor'dan bahsediyor. Şimdi profesyonel bir takımdan. Başkan yakışırsın ama Deniz Spor başkanlığına da. Yani biz 3 senede harcadığımız para... Ama o zaman para... İbrahim Aktürk hoca yapma. Onu menajer yapalım. Bu arada hoca demişken seneye hocayla devam mı? Yani büyük ölçüde hocayla devam. Nasıl? Büyük ölçüde ne? Soru şartı mı var? Yani bir aksilik olmazsa, yani hocamızda bir aksilik olmazsa veya yani daha bildiğim Ekim ve Eylül'e daha çok ama büyük ölçüde hocayla devam edeceğiz. Çünkü şampiyon yapmış bir hocayı da bırakmak bence biraz doğru değil. Yani hocayla da oturup konuşacağız zaten. Benim de sözüm vardı zaten ona. Takım şampiyon edersen seneye ballı yine de devam edeceğiz diye. Ama tabii o şartlar olur veya bizim teklif ettiğimiz şartlar hocaya uymaz. Ama İbo'ya uyar. Senin teklif ettiğin onun için yani büyük ölçüde hocayla devam edeceğiz. Tamam, şimdi şeyi değiştirelim. Sen bu kadar çok çalışıyorsun. Mesela yarın yurt dışındasın. 2 gün önce konuştuğumuzda yine bir yerlerdeydin. Sen ailene nasıl zaman ayırıyorsun? Vallahi nasıl zaman ayırıyorum? Şöyle zaman. Mesela hafta sonları beraber zaten. Yani maçlarda hep beraber gidiyoruz. Bizim tabii işte iş dolayısıyla şehir dışına çok çıkıyoruz. Yeri geliyor 2 gün, yeri geliyor 3 gün geliyoruz. Tabii onlar da fedakarlık yapıyor. Biz de fedakarlık yapıyoruz. Yani beraber olduğumuz sürece beraberliğin tadını çıkarıyoruz. Ya tabii aile için hani futbol çok hem zaman olarak hem de maddi olarak çok şey ister. Evet. Bu şu geçen 3 senede tamam çıkamadı Seyrinhisar Spor. Bu sene çıktı. Şimdi ikinci takım ya Tavas olacak ya Acıpayam olacak. Senin düşüncen ne abi? Sence hangisi olur? Vallahi büyük ölçüde yanılmazsak Acıpayam olur gibime geliyor. Çünkü Acıpayam'ın kadrosu ve oyun stili Tavas'a göre daha iyi. Tavas çok yani korkak bir futbol oynuyor. Zaten şu anda Tavas oraya beraberlik için gidecek. Çünkü Tavas'a beraberlik yarıyor. Tabii Acıpayam da bastıracak. Yani maç kim ilk golü bulursa zaten skor öyle biter. Ben farklı bir skor olacağını zannetmiyorum Tavas Acıpayam maçında. Hı hı. Ama ben Acıpayam'a daha çok şans veriyorum. Hayırlısı yani inşallah. Hayırlısı ama hani... playofflarda çıkabilirler mi? O da tabii, ayrı bir... Tabii hemen şey olmayacak. Tabii çünkü yani ya Sarayköy diyoruz ya Çal diyoruz mesela. O iki takım da. İki takım kadrolarına bakarsak veya oyun düzenine bakarsak bunları süper amatörden yener gelecek gibi. Adamın şeyden ballı günden inceye göre aslında çok fazla bir şansı yok. Evet. Yani bunu daha önceki playofflarda gördük mesela işte bir önceki sene Yeşilköy Tavas playoff'unu gördük. Ya şimdi Bağlı'daki oyun stiliyle süper amatördeki oyun stili farklı. Bağlı biraz daha profesyonel oynuyor futbolcular. Hani biraz daha rahat oynuyor, biraz daha açık oynuyor. Yani Bağlı'daki oynayanlar gibi böyle çok heyecanlı işte şey de yok. Yani stres yapmıyorlar. Heyecanı yok zaten. Evet, heyecanı yok. Onun için ben playoff'lardan... Şey diyeceğim, dur gari onları şey yaparız. Ne olacak? ASKF ile aran düzeldi. Şimdi gayet iyisiniz. ASKF yönetimi nasıl görüyorsun? Ya
Ya esasında benim ASKF ile çok bir aramda problem yoktu. Hayır, seçim zamanında. Seçim zamanında, yani bu esasında bir seçim. Ha, bu da bir hizmet yarışıydı. Biz daha hizmet etmek için mevcut yönetimin karşısındaydık. Esasında yani bir takdir öyle gördü mesela delegeler, ama ben yine yanlış olduğunu söylüyorum. Neden yanlış? Yani son gün yapılan, seçim günü yapılan oyunlar, ama şimdi bakıyoruz esasında ASKF ne yapıyor, yani ne yaptı diyelim, veya bu takımlar için ne yapıyorlar? Yardım gelecek şimdi, maddi yardım. Nereden gelecek maddi yardım? Büyükşehir Belediyesi. Büyükşehir Belediyesi'nin esasında yaptığı maddi yardım dediklerimiz, biz mesela geçen sene maddi yardım aldık, Sevsar Spor olarak 12 bin TL aldık. Yani 12 bin TL bizim 3 haftalık diyelim maç başları. Veya diyelim ki bir ilçe takımı, Kelekçi Spor'dan bahsediyorum. 6 bin lira bir yardım aldı bu adam. Ve bu adam Denizli deplasmanlara geliyor her hafta. Tabii. Arkasında bir destek yok, bir şey yok diyelim. Yani ne oluyor yani 6 bin liralık bir destek? Yani biz bunların örneklerini gösterdik. Yani mesela o zaman da o adaletsiz dağıtım da oldu o paralarda. Gerçi bizim yani 12 bin lira gibi zaten bir paralara çok bir ihtiyacımız olmadığı için biz o kadar da şey yapmadık. Başkanım, sen o paraları Mehmetçik Vakfı'na bağışla. Yok, öbür spor amatör kulüplerine bağışlayalım. Veya amatörde oynayanlara bağışlıyoruz yani, bağışlıyoruz derken. Evet, sen Mehmetçik Vakfı'na da bağışlıyorsun. Şuna tarafı da var. Evet. Bunu insanlar bilmez. Tamam, şimdi şey diyeceğim sana. Bak, konuyu değiştiriyorum yine. Böyle farklı farklı sorular soruyorum. Sıkıştırmaya çalışıyorum da sen çok şey yapmıyorsun. Belediyeler cebinden parayı hoyratça harcıyor. Örnek Kale, örnek Sarayköy. Bir futbolcuya mesela Gökhan Demir'in Sarayköy devre arasında geldiği rakamları duyunca aslında hepimiz şaşırdık. Bunlara ne diyor? Para cebinden çıkmayınca rahat mı oluyor bu işler? Bak, öyle oluyor herhalde. Şimdi mesela Kale ile konuşuyorduk biz geçen sene. Hani bilmeyen bilmez diyoruz ya. Kale Serinsar maçı vardı, Kale'deki maç. Biz Şeref Türbünü'nde oturuyoruz. Kale Belediye Başkanı, bizim Serinsar Belediye Başkanı ve ben ve bazı arkadaşlar. Kale Belediye Başkanı bizim belediye başkanını soruyor. İşte kaç tane Serinsarlı topçu oynuyor sizde? Bizim belediye başkanı beni soruyor, kaç tane? Ben 4 tane diyorum. Kale Belediye Başkanı diyor 4 tane mi? Bizde bir tane benim kaleli yok diyor oynayanlarda. Siz ne kadar harcandınız diye soruyor. Kale Belediye Başkanı, bizim belediye başkanı. Tabii bizim belediye başkanı bilmez ki. Kaç para harcandığını bir şey demiyor işte. Kale Belediye Başkanı'ndan o zaman duydum ben. Bizim 750 bin liraya vardı daha. O zaman da 5 maç mı 4 maç falan vardı bizim daha ligin gitmesine. Yani dediğin gibi cebinden para çıkmak neyin ne olduğunu zaten bilmez. Biz zaten inanamadık. Yani bu senenin bence Kale yanlış transferler de gitti. Mesela bir neydi, Ferhat Çiçek miydi, evet. Uşak'tan aldıkları 100 binleri bir rakamlar duyduk. Hakikaten ben şaşırdım. Çünkü Ballıgin'de 100 binleri verip de oynatılacak bir adam yok. Şimdi herkes çok merak eder. Mesela Deji olayını çok merak ediyorlardı. Afaki bir para verildiğini söylüyor. Ona 200 vermişler. Yani biz Deji'ye 20 binleri peşinatlan getirdik. Maç başı aynı öbür futbolcular adam aldı. Adam zaten sakatmış işte. Geldi 20 milyar reklam yaptı. Yani bunu söylüyorum. Yani esasında gerçekten yani inanılmaz paralar verdiler. Bir de peşinatlarını verdiler. Atay'ı zaten orada yaptılar. Evet. Ondan sonra kimisi gitti, kimisi kaldı. Ben şu anda bile Kale'nin şu durumunun hata yaptığını inanıyorum. Yani şu futbolcuları tabii göndermekle. Zaten adamların peşinatlarını verdin. Kaldı 3 hafta. Yani maç başlarında verdi. Ya yani 3 veya vermedi. 3 haftalık maç başları vardı. Seni zorlayacak. Yani lig bitti. Ya geçen hafta yenilmeydi ve bu hafta ödemiş yeneydi. Avaraj'da liderdi Kale. Evet. Ama yine şimdi 6 puan fark var. Bu hafta yenerse 3 puanı düşecek diyelim. Belki onlar bir maç kaybeder. Ya yani şimdi esasında gerçekten 8. grup. Yani ben kendime alt ediyorum. Niye alt ettim bu sene? Şu gruptu, ben olaydım ben şampiyon olurdum. Evet. Yani inanılmaz bir, mesela Ödemiş maçını iki sefer seyretmeye gittim ben Ödemiş. Ödemiş'te bir şey yok. Ama bir baktık adam lider oldu bir de. Lider oldu mesela. Torbalı 7 hafta maç kaybetmedi. Kazanamadı. Yani 21 puan aldı. Tabii tabii. Sonradan Bodo'a sonradan bitti. Beraberlik, mağlubiyet, beraberlik, mağlubiyet, bu duruma geldi. Yani Kale esasında mesela
devre bittiği zaman veya 5. hafta hocayı gönderdiklerinde kalenin durumu kötüydü. Alt sırlar elinde, çal üstteydi. Şimdi kale kendini topladı ve ben bunları göndermedim. Herhalde diyorum kale inancını yitirdi. Yani esasında... Kalenin heyecanı kalmadı başkanım. Büyük ihtimalle heyecanı kalmadı kalenin. Hatta dün mü, herhalde gün Hasan başkanı arayayım diyorum. Yani ne yapıyorum? Yani yaptıklarınız hata, göndermeyin adamları yani. Yani oynatmasın adamı. Kadro dışı bırak, bilmem ne yapar. Ben öğrendim ne yaptığını. Hoca ile İngilizce kursuna gidiyormuş. Neyse. Abi çok güzel oldu. Çok teşekkür ederim. Yani böyle bir zamanda bana zaman ayırdığın için. Ben teşekkür ederim. Daha seneyi çok konuşacağımız şeyler var zaten. Tamam başkanım. Yani dediğim gibi. Şükranları başkanımıza başarılar diliyor. Sadece ameliyiz. Selin Hisar Spor'a Bal Ligi'nde inşallah ilimizi, Denizli'mizi çok iyi şekilde temsil ederler. O sene bu sene diye başladılar. Adamlar şampiyon oldu. İnşallah o sene seneye de olur. İnşallah Bal Ligi'nde de şampiyon olurlar. Çünkü Denizli'nin bir üçüncülük takımına da, şöyle üçüncülük takımına ama Denizli çocuklara sahip çıkan bir üçüncülük takımına ihtiyacı var. Evet. İnşallah bunu da başarırız. Abi çok teşekkürler. Sağ olasın. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.